Efendim nasılsınız diyeceğim ama gözüme ilk önce şu ilişti. Ay bravo valla. Çok güzel. Detayları çok bilgili. Aynısından burada da var. Evet böyle bir bugüne özel böyle bir takım yapalım dedik. Efendim yaz ayları sizin için nasıl geçecek? Valla dinlenme zamanı. Aynı zamanda hiç da belli yeri olmaz. Ama her an her bir yere gidebiliriz yani. Biraz her alıştık an spontan yaşamaya ama ben mesela ikinci sezon kimler geldi kimler geçti ikinci sezonuna başlayacağız biz aslında yakın zamanda. Ama aralarda da vaktim de olacak hem tatil için. Bu benim en çok tercih ettiğim model. Hem böyle çalışmak hem biraz tatil yapabilmek. Ama Cansel için de bilmiyorum bence her an her şey olabilir. O tatil dedi ama hiç belli olmaz. Çok samimi bir şey soracağım. Evde nasıl bir insansınız? Valla evde nasıl bir insanım? Yani her zaman o haklı. Her zaman o haklı. Tabii canım. Ev işlerine yardımcı oluyor mu? Yani ev işlerini bir dakika. Ev işlerini kim yapıyor? Bir kere onu sormanız lazım. Siz mi yapıyorsunuz? Yani ikimiz de yapıyoruz. İlla ev işlerini bir kadının yapması gerekmiyor. Yani öyle bir şey var da. Yardım değil ama evet. Yani hayatı paylaşmaya çalışıyoruz diyelim. Peki, en çok ne de iyisiniz o zaman? Evde mi? Yani yemek, temizlik. Yemek. Temizlik değil de yemekte tabii ki. Yemek. Güzel yemek. Bir yemek var mı? Ben çok yemek yapıyorum ya. Yemek kahvaltılar yaparım, bœuf bourguignon yaparım, Fransız yemekleri yaparım, linguine vongole yaparım. İlla ki arkadaşlarım sormuştur ama ben de soracağım. Bu kandaki kırmızı halıyı takip edebildiniz mi? Yani bu ben de kandaydım. Evet. Asıl şimdi geliyor sorular. Şimdi taktik bu. İlk önce böyle yemekle falan oyalıyor. Ondan sonra en sorular gelmeye başlıyor. Ya şöyle aslında Cannes Film Festivali'nin nasıl bir festival olduğunu bence herkes çok iyi bilmiyor. Orası isteyen herkesin gidebileceği, bilet alabileceği, akreditasyon alabileceği, tüm sinema tutkunlarının illa ünlü olmanıza, influencer olmanıza gerek olmayan, gidip orada çok güzel filmlerle, bunların dünyaca ünlü yönetmenlerle, oyuncularla bu aurayı, bu havayı solumak isteyen herkese kapısı açık olan bir yer. Tabii ki marketing kısmı da var. Tabii ki sadece Türkiye'ye özel değil, tüm dünyadan bir sürü marka, bir sürü davetli, hepsi birbirinden güzel, birbirinden değerli insanları tabii ki davet ediyor. Aynı zamanda filmlerin de galaları oluyor. Onların da eğer filminiz varsa oyuncu olarak orada da olabiliyorsunuz. Ama markalar tarafından davet edilmek de bence çok hoş bir şey. Böyle onura edilmek, oraya davet edilmek, o ortamda bulunmak, güzel güzel giyinmek, ülkemizi temsil etmek çok harika bir şey. Ben herkese çok bayıldım. Tüm oyuncu arkadaşlarıma, orada görünen hatta influencerlara herkes bence şahaneydi. Ben ilk defa 1994'te gittim. Cannes Film Festivali'nde. Sanki ya, o zaman biraz değişikti Caner Bey. Cansel mi? Cansel pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben şu mikrofonu alayım bir dakika. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ben gideyim. Şimdi şey yok rica ederim. Alışayım. 1994'te gitmiştim. O dönemde Breaking the Waves'i istedim. Lars von Trier'ın filmini. Ve işte oyuncuyduk yani. Başlamıştık oyunculuğa ve her gün sabah saat 7.30'da kalkıyorduk. 8.30'da böyle filmler başlıyordu. Her gün 5 tane, 6 tane film izliyorduk. Yani gerçekten bir festival. Bir de sadece Cannes Film Festivali, Palme Festivali değil. Bir de Kenzen de Realizatör var. Bir de Kritik, Sömen Dura Kritik var. Yan festivaller var. Tabii orada bir sürü film izliyorsunuz. Yani hayatınızda hiç televizyonda, sinemada bile izleyemeyeceğiniz filmleri festival filmlerinde izliyorsunuz. Yani aslında festivalin tabii amacı çok güzel böyle filmleri sunmak ve ayrı filmleri yani popüler sinemada göremeyeceğiniz bazı filmleri bunları da en iyilerinde seçip Palme'de gösteriyorlar. Sizler kadar en az hatta biraz sizlerden de fazla kasap ve kebapçı konuşuldu kırmızı halıda. Yani bence o festivali bilmeyen de ben hiç rahatsız olmuyorum. Herkes gidebilir, isteyen gidebilir. Yani sinema tutkunudur belki beyefendi. Gitmek istemiştir bilmiyorum. Bir de dönem değişiyor. Evet şimdi, bunu da kabul etmek yani lazım. Adapte olacağız. Yani böyle bir dönem. Yani yapacak bir şey yok. Yani her zaman vardı zaten. Tüm dünyada zaten. Kandı da eskiden başka türlü kendini göstermek isteyen şeyler vardı. Bunları takmamak yani ya boşver. Yani. Aynen bence eğer gelmek isteyen varsa özellikle genç meslektaşlarıma söylüyorum. Kesinlikle bir sonraki sene eğer hem maddi olarak hem de zaman olarak buna ayırabilirlerse bence kesinlikle bir akreditasyon alsınlar ve kesinlikle ortamı solusunlar. Hiç kimseye de kulak asmasınlar. Dünyanın en güzel şeyi bir gün orada eğer yürümek istiyorlarsa oraya gitsinler ister markayla olsun ister film izlemek için. Bence çok güzel bir son şey. Son soru. Haluk Bilginer dışında Hollywood'un kapısını çok fazla aşındıramadık. Yani bu bizim için bir sıkıntı mı? Bizi keşfedemiyorlar mı yoksa bizde mi bir sıkıntı? Bu herkes için
için yani bir oyuncunun yurt dışında da işler yapma hayali olmak zorunda değil. Olabilir, olmayabilir. Çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyuncularımız var. Eminim de daha fazlasını göreceğiz. Oluyor, olacak zaten. Oluyor da. Yani şu anda Türk dizileri galiba 1 milyar dolar bütçeli bir dünyaya satılıyor. Dünyanın tarafı satılıyor. Ne güzel işte. Oyuncular da tanınıyor. Siz hiç George Clooney'e benzeten oldu mu? Zamanında bir sürü oyuncular. Herkes bir olabilir. Ya bir sürü oyuncuları birbirimize benzetiyorlardı yani her zaman oluyor. Ama dediğim gibi Türk dizileri çok izleniyor. Biz yurt dışına çıktığımız zaman yani, tanıyorlar insanlar bizi de. Çok da güzel yaklaşıyorlar. Yani bu bence Türkiye'nin çok büyük bir başarısı. Yani dünyada şu anda bir veya iki numara yani bir numara en çok satan dizi, en çok üreten dizi. Bir soru daha sorayım mı müsaadenizle? Son olsun. Bugün. Tamam. Bazı oyuncu arkadaşlarınız yüksek set saatlerinden yani çok yoğun set saatlerinden dolayı tükenmişlik sendromuna girebiliyorlar. Yani ben sonuçta hiç bilmediğim insanların hiç bilmediğim sorunlarıyla yani onlar adına konuşmak çok yanlış buluyorum. Bence bu tabii ki olabilir. Çağımızın bir sürü sorunu var. Bence bu konunun gidişatını da çok yanlış buluyorum. Psikolojik durumlarda fiziksel durumlar kadar önemli ve değerli. Çok yoğun bir çalışma temposu var. Tabii ki bu yeni yeni artık psikolojik durumlarda gördüğümüz için garipsiyor olabiliriz. Dünyanın en normal şeyi. Bu tarz durumlarla karşılaşan oyuncu arkadaşlarıma da desteklerimiz her zaman göstermemiz gerekiyor. Umarım en kısa sürede bu durumdan da kurtulurlar. Oyuncu kendi duygularıyla ifade eden bir meslek yapıyor. Bu yüzden de ben hep hani bazen de böyle akşamları master class'lara gidiyorum. Deneyimlerimi anlatıyorum. Şekerden yapılmış bir bardak gibi, kristal bir bardak gibi her zaman böyle kırılır. Oyuncuya her zaman çok özel yaklaşılması gerekiyor. Çünkü duyguları çok hassas. Ki onun böyle balını, en iyi şeylerini almak lazım ki ifade edebilsin kendisini. Beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Allah mutluluğunuzu bozmasın çok efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.